So November 9th, 2018, beautiful city of Izmir in Turkey. My name is Jong Wuhan. I am the president of Korean War Legacy Foundation. We have about 1,100 interviews of Korean War veterans from 11 countries, and Korean government's Ministry of Patriots and Veterans Affairs commissioned specially for my foundation to conduct a very special series of interviews from all the countries that participated in the Korean War, 22 now, for the commemoration of the 70th anniversary of the breakout of the Korean War. That's why we are here. It's my great honor and pleasure to meet you. Please introduce yourself. Your name, please. Bizimle böyle bir röportajı yaptığınız için teşekkür ediyor. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ayhan Karabulut. Ayhan Bey, doğum tarihinizi öğrenebilir miyiz? 1930, 6. ayın 15'inde. Peki Ayhan Bey, hangi okul mezunusunuz? İlkokul. İlkokul, 5. İlkokul mezunusunuz. Evet. Peki Ayhan Bey, şöyle bir şey öğrenmek istiyorum. Ailenizde anneniz babanız hangi meslekle, hangi işle meşguldü? Rahmetli babam 1938'de vefat etti. Marangozdu. Marangozdu. Anneniz? Annem ev hanımıydı. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Kaç kardeştiniz? Üç kardeş. Bir de iki oğlan bir kız. O zaman iki oğlan bir kız, değil mi? Evet. Ayhan Bey, hangi tarihte askere alındınız? 1950'de. 1950 yılında askere evet. alındınız. Evet. Tam da o dönem Kore Savaşı'nın başladığı dönemdi. Evet. Evet. Haberlerde ya da radyoda, gazetede Kore Savaşı hakkında bir şeyler duydunuz, okudunuz mu? Şimdi askerdim ben. Tabii ki radyoda. Peki, o zaman askerdik biz. Peki Ayhan Bey, Kore'ye gitmeden önce Kore hakkında hiçbir şey bilmiyordunuz değil mi? Bilmiyordum. Yalnız işte NATO'ya dahil olduk o zaman ya. Peki Ayhan Bey, hangi tarihte, hangi yıl, hangi ay ya da Kore'ye gittiğinizi hatırlıyor musunuz acaba? 1951'de gittim. İkinci gidenlerle mi? 1951'de gittik, İskenderun'dan gittik. İskenderun'dan gittiniz. Evet. Peki İnçon'a mı vardınız, Busan'a mı? Efendim? İnçon'a mı vardınız, Busan kentine mi vardınız? İnçon'a vardınız. Evet. Peki en tehlikeli, mesela Kore'deyken hangi alay, tabur, bölük ya da takımda olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Şimdi ikinci tabur, 8. bölük dedim, ağır makinalı. İkinci tabur, 8. bölük. 8. bölük. Ağır silahlar. Evet, ağır silahlar. Ağır silahlar. Peki er miydiniz ya er, da er. Topçu muydunuz? Er işte, ağır makinalı. Ağır makinaları kullanan, ağır silahları kullananlardandınız. Peki devam edelim güzel sorular sormaya. Kore'ye vardığınız zaman, vardınız ya, Kore nasıl gözüküyordu? Binalar nasıldı ya da insanlar nasıldı? Çok berbattı. Bir İnçon'dan trene bindik. Şimdi gece sabah hareket etti tren. Tren diye bir şey yoktu. Her taraf dökülmüş, paramparça. Yani insan daha yürüse daha çabuk yürür. O kadar yavaş mıydı? Yavaş gidiyordu. Yollarda Güney Koreli çocuklar, bayanlar hep bizi alkışlıyorlardı. Çap çap, çap çap diyorlardı. Yemek istiyorlardı. Durumları çok kötüydü. O zaman oradayken çok fazla şekilde öksüz yetim çocuklarla da karşılaştınız o zaman. Ne demek? Hepsi bize çok, o çocuklar yardımcı oluyordu. Güney Koreli çocuklar. Nasıl yardımcı oldular? Anlatabilir misiniz biraz? Şimdi şöyle bir şey. Yani bize moral de bulunuyorlardı. Gerçi biz onların dilinden fazla şey yapmıyorduk ama az az öğrenmeye başladık. Mesela nasıl yardımda bulunuyorlardı? Her yönden. Mesela bizim bir arkadaşımız yaralandı. Şimdi ismi kim miydi unuttum. O yaralandığı zaman o çocuk bizim askerin üzerine kapandı. Fazla yara almasın diye.
O zaman kendini de orada feda etti diyorsunuz. Tabii tabii. Vefat etti mi o yetim? Gördünüz mü? Şimdi o yaralandı. Yalnız onu şey yapmadım. Göremedim. Peki Kore'deyken hangi cephelerde yer aldınız Ayhan Bey? Ben şimdi şeyde Kumkale'de yaralandım. Kumkale'deydiniz. Evet, yaralandım. Oralarda yer aldınız ve yaralandınız da orada. Evet, yaralandım. 6 yerinden yara aldım. 6 kez. Peki şöyle bir soru sorayım ben size. Hayatınızın tehlikeye girdiği anda neler hissettiniz ya da kaç kez hayatınız tehlikeye girdi? Çok zaman girdi. Çok zaman. Yanımdaki çocuk şarapnelle yaralandı. Şehit oldu. Tam burasından şey yaptık. Boğazından. Ben de ayaklarından, karnımdan, kolumdan yara aldım. Japonya'da 3 ay tedavi gördüm. O zaman Osaka, Vancouver, Tokyo. O zaman şöyle bir soru sorayım. Yaralandığınızda ağır yaralıydınız evet. O zaman, değil mi? Evet. O zaman hani direkt cephede bir tedavi gördünüz mü? Gördüm. Yalnız gece yaralandığımız için birçok arkadaş yaralandı, şehit oldu. Gelip de sığa evleri, yani yerler bizi almıyorlardı. Çok havan vermesi düşüyordu. Fazla. O zaman sığıncılar da o dönem o bölgeye giremiyordu, Kumkale'ye. Değil mi? Yakındı böyle. Gelip bize en sonunda bölük komutanımız geldi, bağırdı. Dedi, benim askerim ölüyor burada, gelin. Hemen ondan sonra sığa evleri çıktı, bizi hemen aldı. Ben hemen alt taraftaydı bizim şeyler. 3 ay boyunca da Japonya'da tedavi gördünüz, evet, değil mi? Osaka, Vancouver, Tokyo. Devam edelim o zaman. Kumkale'den başka Kore'de hangi cephelerde yer aldınız biliyor musunuz? Şimdi Çorvan'da kaldık. Çorman mı? Evet, Çorvan. 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 Evet. Çorvan. 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 Çorvan diyorum ben. Çorvan. Peki devam edeyim ben. O soruları. O bölgelerde yer alırken asker olarak var. Neler hissettiniz? Şimdi aynı arkadaşım beraber gitmiştik Mehmet İnce. O mayın tarlasında mayıncı da o istikam paramparça oldu. Sizin o zaman karşınızda da aynı zamanda vefat eden arkadaşlarınızı da gördünüz. Evet, nasıl gördüm. Vefat ettiğini. Kocam da vefat etti o Mehmet İnci'nin. Allah rahmet eylesin. Peki şöyle bir soru sorayım. Evet. Kore Savaşı bittikten sonra hiç Kore'ye gitme imkanınız oldu mu? Vallahi Ayhan çağrılmışım. Bey. Ben o zaman şey dedim, İzmir. Şey dedim, derneğinde kayıtlıydım. Evet. Sonradan pek gidemiyordum. Çok aramışlar beni. Yani şeyimiz de değişti. Adresim. Değişti. O yüzden yani gitme imkanınız olmadı. Ben çok istiyorum gitmek. En büyük yani hayalinizden biri. Hayalim şehitliği görmek. Busan'daki şehitliği değil evet. mi? Çok arkadaşım şehit. Peki şöyle bir şey sorayım size o zaman Ayhan Bey, Ayhan amca. Orada bulunduğunuz... Şöyle bir şey sorayım o zaman size Ayhan Bey. Busan'a çok gitmek istediğinizi belirttiniz değil mi? Evet. Oradaki şehitliği çok görmek istiyorsunuz. Peki bu sırada da savaştan sonra hiç Kore'ye gitmediniz o zaman? Gitmedik. Ben işte... Tokyo'dan şeye bindik, Yokohama'dan. Kore'ye gittik, birliği aldık, geldik. O zaman şöyle bir şey sorayım. Savaş bittikten sonra Kore şu an günümüzde Samsung, Kia, Hyundai, LG gibi dünyaca ünlü markaların aynı zamanda dünyanın en iyi 20 ülkesinin arasında ve Cumhuriyet'in de en iyi yaşandığı ülkelerden biri. Haberlerde, televizyonda, evet. radyoda ya da
internet üzerinde Kore ile ilgili haberleri gördüğünüz zaman bir Kore gazetesi olarak neler hissediyorsunuz? Tabii onları biz yaşadığımız için unutamıyorum. Bazı gece rüyalarıma giriyor. Peki hiç Kore'nin bu kadar gelişeceğini tahmin etmiş miydiniz? Kore'den geri Türkiye'ye geri dönerken? Ettik çok şeyler. Yani şimdi anlatamam. Orada çok zaman, şey... Geldiğim zaman bir uçak geçse hemen eğiliyordum. Uçak sesinden dolayı korku yaşıyordunuz korku, yani. Zamanla tabii o korkuyu atlattık. Peki şöyle bir şey sorayım. Kore'nin hiç bu kadar gelişeceğin o kötü haldeki yanık yıkık binaların arasında o yetimlerin, öksüzlerin gelecekte Kore tarihini değiştirecek ve Kore'nin bu kadar gelişmesine neden olacağını hiç tahmin etmiş miydiniz? Şimdi bir şey diyemem. Hakikaten de çok büyüdü. Çok yani Kore bayağı gelişti. Genişledi. Peki hiç tahmin etmiyordunuz değil mi bu kadar olacağını? Tabii. Şöyle bir soru sorayım o zaman. 2020 yılı evet. Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı olarak kabul ediliyor. 68-70. Gençlere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Koreli gençlere, yeni jenerasyonlara, öğrencilere? Tabii ki onlar bizi o kadar seviyorlar ki anlatamam. Ne bileyim. Benim üstelmen Güney Koreli arkadaşım var. Hatta fotoğraflar vardı, getirmedim. Eşi getirseydim. Cephede beraberdik. Bir tane de öğretmen vardı. Kim? Öğretmeni 7 lisan biliyordu. 7 dili bilen. 7 Rusça, Fransızca. Hele Türkçeyi o kadar mükemmel konuşuyordu ki. Bazı bana diyor ki, Ayhan diyordu, sen diyordu. Başka türlü konuşuyorsun. Doğulular diyordu yani doğu bilmiyor. Dedim biz şehirliyiz onlar böyle böyle. Peki hiç Korelilere iletmek istediğiniz belli bir mesajınız var mı Ayhan Bey? Allah onlara ömür versin. Allah sağlık versin. Peki şöyle bir soru sorayım. Yakın bir zamanda Güney Kore ile Kuzey Kore barış anlaşması imzaladılar. Evet, duydunuz. Duydum. Peki neler düşündünüz o an? Yani inşallah iyi olur. Yani iki ülkenin birleşmesini isterdiniz. İsteriz tabii. İki kardeş bunlar. Biri Güney Kore, biri Kuzey. Biri Cumhuriyetçiliği seçmiş, biri de Komünistliği. Kuzeyler. O zaman yani iki ülkenin gelecekte birlikte görmek... Tabii, görmek tabii. Dileğindesiniz herhalde. Tabii. Kardeş onlar. Ayhan Bey, bana böyle bir röportaj yapma hakkını verdiğiniz için, şansını verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin yaşadığınız, orada yaşadıklarınızın kolay olmadığını biliyorum. Evet. Çok fazla duyguda hissediyorsunuz. Evet, evet. Peki ben sizi daha fazla tutmayayım çünkü yorulduğunuzu da farkındayım. Size teşekkür ediyor ve röportajı burada bitiriyorum. Olur, sağ olun.